İstanbul Sokakları'nda 1931 yılında İpek Film tarafından çekilen bir Türk müzikal dram filmidir. Film ayrıca dönemin en yüksek maliyetli filmler arasında yer almaktadır. Filmin yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul üstlenirken, filmde Semiha Berksoy, Hazım Körmükçü, Talat Artemel, Behzat Bulak gibi oyuncular yer almaktadır. İlk ortak yapım ve sesli film olma özelliğini gösteren ve 1930'lu yılların en popüler filmlerinden birisi olan İstanbul Sokakları'nda Mısır, Türkiye ve Yunanistan ortak yapımıdır. Filmde Türkçe, Fransızca, Arapça ve Rumca gibi farklı diller konuşulmaktadır. Film, Atina'da bir haftada 6000 kişi tarafından izlenerek büyük bir başarı elde etmiştir. Film aynı zamanda Kahire ve Atina'da da çekilmiştir. 1931 yılında Muhsin Ertuğrul tarafından çekilen filmin konusu iki kardeşin aynı kadına aşık olması üzerine hayatlarının mahvolmasını anlatır. Bankada çalışan Rahmi şarkıcı bir kadına aşık olur. Aynı kadına kardeşi Talat'ın da ilişkisi vardır. Rahmi aşkı uğruna bütün parasını kadına harcamaktadır. Bir süre sonra çalıştığı bankanın parasını da aşık olduğu kadın için kullanmaya başlar. Banka yönetiminin durumu fark edip Rahmi işten atması kısa sürer. Kullandığı parayı da Rahmi'den ve ailesinden tahsil eder. Böylece aile bütün birikimlerini kaybetmiştir. Talat bunun hesabını sormak üzere kardeşinin yanına gider ve kardeşiyle şarkıcı kadını sarhoş halde bulur. Şarkıcı kadının ortağı olan garson Rahmi'yi dolandırmak için içkisinin içine uyuşturucu atmıştır. Talat kardeşine saldırır. Kavga sırasında dolu içki bardağını Rahmi'ye fırlatır. İlaçlı içki Rahmi'nin gözlerine gelir ve gözleri kör olur. Film, doktorların göz ameliyatı için çok büyük para istemesi ve iki kardeşin zengin dayılarının yanına gitmesiyle devam eder. Fakat dayılarının ölmesi ve ondan kalan tek şey olan evin yanması, iftira uğrayan Talat'ın hapse düşmesi şeklinde film devam eder. Ne var ki filmin sonlarına doğru ortaya çıkan Mısırlı bir yazar olan Semira Hanım, Rahmi'yi ameliyat ettirir, kardeşler eski saadetlerine kavuşur. Film, abartılı ve absürt konusuna rağmen gerek dönemine göre yüksek maliyetli, gerek ilk sesli film olması nedeniyle sinema tarihimizde önemli bir yer ediniyor.